Herkese merhabalar. Bugün etek için fermuar dikimi yapalım. Fermuarı dikeceğimiz yere kadar arka ortadan eteğin dikişini yapıyoruz. Sağ tarafta 3 milim kadar eteğin payını kaydırarak yerleştiriyorum. Yani dikişimden 3 milim kaydırmış olmam gerekiyor ki fermuarı diktiğim zaman burada fermuarın dişleri görünmesin. Kaydırma işlemini arka ortada dikiş yaptığım yerden 2-3 santim kadar daha aşağısına kadar indiriyorum. Birden dikişin olduğu yerde sıfırlama yapmıyorum ki pot olmasın fermuar diktiğim zaman. Teğerlemiş olduğum fermuarı fermuar ayağı ile dikişini yapıyorum. Diktiğim zaman bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Şimdi diğer tarafı arka ortadaki dikişi takip edecek şekilde eteğin üzerine yerleştiriyorum. Arka orta dikişimde herhangi bir sapma olmamasına dikkat ediyorum ki burada fermuarı taktığım zaman, diğer tarafını diktiğim zaman potluk oluşmasın. Bu bölüme sık aralıklarla iğnelerimi takıyorum. Şimdi eteğin arkasını çeviriyorum ve eteğin dikiş payı ile fermuarın bezini birbirine dikiyorum. Eteğin üzerine spor dikiş yapıyorum. Bunun için arka orta dikişimden 2,5 cm ileriye geoder ile düz bir çizgi çiziyorum. Ve burada fermuarın metaline denk gelmeyecek şekilde elimle yoklayarak metalin 2-3 milim aşağısından çizgimi çiziyorum. Burayı oval, kavisli bir şekilde çiziyorum. Burası için kendiniz için kalıp yapabilir, kalıp da uyarlayabilirsiniz. Ben pratik göz kararı çizgimi yaptım ve üzerinden spor dikişini yapıyorum.